Arkadaşlar merhabalar bu videomda 11. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Analitik geometri anlatıyorduk hatta konu anlatıp bitmişti testleri çözüyorduk. Evet bu dersimizde de son testin yani test 5'in çözümünü yapıp sırayı Mert Hoca'ya bırakacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 83 ve 84'ü çözeceğiz yani test 5'i çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda şöyle birim kareler verilmiş. KLM noktaları işaretlenmiş. Sonra karton üzerinde bir orijin noktası belirlenip analitik düzlem çizilmiş. Oluşan koordinat düzleminde L noktasının apsisi eksi 3. Bak bunun apsisi eksi 3'e K gibi bir şey. Sonra K noktasının ordinatı 3'tür. Ordinatı 3. Mesela A virgül 3. Peki orijini ben bulabilirim. Arkadaşlar bu apsisi eksi 3 ya. Orijinden 3 birim solda. Yani 3 birim sağa gidersem 1, 2, 3 birim sağda. İşte burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir, burası olabilir. Orjin bunlardan bir tanesi arkadaşlar. Şunlardan bir tanesi. E bu da 3 birim yukarıda değil mi? 3 birim aşağı ineceğim. 1, 2, 3 birim aşağı ineceğim. He, o zaman 3 birim aşağıdaki noktalar da şunlar değil mi arkadaşlar? Evet. E yani bizim kesicimiz ne oldu o zaman? İşte tam olarak şurası oldu. 3 birim sağa gidip 3 birim aşağı indiğimde buradaki noktayı bulurum. Orjin burası. Orjin burasıysa hop böyle analitik düzlem şöyle çizilebilir M noktasının koordinatları isteniyor M noktası 2 birim sağda 2 birim aşağıda değil mi? Evet burası eksi 2 noktası burası da eksi 2 noktası yani M noktası eksi 2 eksi 2 noktası yapar cevap böylelikle Ceyhan yapar evet birinci soru Ceyhan oldu geldik ikinci soruya analitik düzlemde şöyle bir karton analitik düzlem üstüne böyle bir karton konulmuş şöyle bir katlama yapılmış. Katlamada bir kere ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyoruz. Mutlaka ama mutlaka. Sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam şu kenarla şu kenar eşit, bu kenarla bu kenar eşit. Üst üste binen açılar da eşit. 90 ya, burası da 90 olmak zorunda. Hatta şu açılar da eşit, bu açılar da eşit olmak zorunda. Çünkü eş yapı. Bu üçgen bunun üstüne gelmiş oluyor, değil mi? Eş yapıyı kullanıyoruz burada. C üstü noktası 6'ya N verilmiş ve o, C üstü ve B noktalarından geçen doğrunun eğim açısı da 30 derece vermiş. Yani şurası da 30 derece vermiş. E bitti. 30, 90. Burası kaç yaptı? 60 yaptı. Hatta buraya 120 kaldı. Bunlar da 60, 60 yapar. 60, 90 ise burası da 30. Burası da 30 oldu mu? Oldu. Şimdi buradaki 6'yı kullanacağım ben. Apsi 6 ya. Başka da bir şey vermiş mi? Vermemiş. Alan B, C üstü D isteniliyor bizden. Şu yeşil alan isteniliyor bizden. Şuradan hop şöyle geldiğimiz zaman 6 olarak verilmiş mi verilmiş yani şu kısım 6 verilmiş. 60'ı karşı 6 ise 30'un karşısına olacak? Normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 kat. 60'dan 30'a geçişte de bölünmüş hali yapar. Yani 6 kök 3 bölü 3 yapar. Orası da 2 kök 3 yapar. Evet burası 2 kök 3. Sonra 60'ı karşı 2 kök ise 30'un karşısı kaç yapacaktır? Kök 3'e bölünmüş hali. 2 30'un karşı 2 ise 90'ın karşısı da 4 yapar. 30'u karşı 4 ise 60'ı karşısı da burası 4 kök 3 yapar. Olay bitti. İşte bu üçgenin alanı isteniyor. Yeşil üçgenin alanı kenarlar belli. 4 ve 4 kök 3 olduğu için çarpımlarının yarısı olmak zorunda. Yani cevap böylelikle 8 kök 3 oldu. Evet. Kaçıncı soru? İkinci soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik. Üçüncü soruya. 4 eşlik dörtgen. Eş yapılar kullanıldığında genelde kısa kenarlarla bak uzun kenarları bulduk duruyorlar. Kısa kenara A diyelim. Bak uzun kenar 3A oldu. Oo süper. Şu uzun kenarda 3A değil mi? Evet. Buradaki noktanın apsisi verilmiş 6. Hocam burası 6 ya. Yani 3A 6 ise A'yı buradan ne buluruz? 2 buluruz. O zaman dikdörtgenin kısa kenarı 2. Uzun kenarı kaç çıktı? 6 çıktı. E o zaman 2'ye 6'ları yazacağız kardeşim. 2 birim burası, 6 birim burası, 2 birim burası, 6 birim burası, 2 birim burası. AB bir artı DC isteniyor bizden. AB uzunluğunu bulurken hocam buradaki nokta belli. Eksi 6'ya 2 noktası. Buradaki uzunluk da belli. Burası da 0'a eksi 6 noktası deyip İki nokta arasındaki uzaktan bulabilirsiniz. Ya da şurası da iki birim ya. Hocam şurası da altı birim. Şöyle bir dik üçgenle zaten burası çıkıyor. Burası altı. Şurası sekiz. Altı sekiz on üçgenden burayı bulduk. Sonra aynı şekilde buradaki noktaları da bulup işlem yapabilirsiniz ama yine burada bir dik üçgen yok mu var? Altı burası. Şurası kaç? İki birim burada. Altı birim burada. Sekiz burası. Altı sekiz yine on üçgenden burası da on çıkar. E toplamları şu iki uzunluğun toplamı da kaç yapıyor o zaman? 20 yapıyor. Yani Üçüncü soru böylelikle Ceyhan çıkar. Geldik dördüncü soruya. Şimdi burada noktalar verilmiş. Karşılıklı x'ler toplamları birbirine eşit. Karşılıklı y'ler toplamları birbirine eşit ama noktalarda hadi şuradaki noktada atıyorum k, k demeyeyim de bu sefer buraya da t diyeyim. t 0 gibi bir şey. Karşılıklı x'ler toplamında iki tane t geliyor. Boş ver. Değil mi? Yani iki tane bilmeyen geliyor. Karşıtlı y'ler toplamı. Evet burada geliyor bak. Karşıtlı y'ler toplamı kaç? 0 artı 0 eşittir. Eksi 4 artı k mı yapacak? Eksi 4 artı k'dan k'yı kaç bulursun? 4 bulursun. Evet k'yı 4 bulduk burada. E sonra n ve t'yi bulamıyoruz. Boyalı alanlar toplamı nedir diye soruluyor bize. E burada işlem yapacağız kardeşim. Hadi işlemimizi yapalım. Şimdi burada neyi kullanabilirim ben? Burada taralı alanlar. Aa burası şurası 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 şurası. Yok işlemimizi yapacağız arkadaşlar. Güzel bir şey var mı diye baktım da. Maalesef özel bir durum bulamıyorum. Şunların eşit olması falan yok. Bilmiyoruz. Köşegen değil ki. Burası köşegenlerin kesim noktası değil. Özel bir durum da verilmemiş. O zaman ben burada 4'ü buldum ya 4'ü kullanacağım. Aynı işlemi aşağıda da yapabilirdim ama. Hadi 4'ü bulduk devamını getireyim. Şurası 90 derece değil mi? Şöyle bir nokta verilmiş ya. Bu noktayı kullanıyorum bak şimdi. Şöyle gelince. Hocam eksi 3'e 4 noktası. Yani burası 4 birim. O zaman burası 3 birim. Eksi 3 olduğu için. E o zaman burası da 2 birim. Bak öklük bağıntısı var burada. 4'ün karesi eşittir. Hocam 2 çarpı hop şurası. 3 artı t değil mi? Evet 2 çarpı 3 artı t yapar burası. 16 bölü 2'den 8 t'yi de kaç buluruz? 5 buluruz. t 5 çıktı. Aa süper t'yi 5 bulduk. O zaman neyi de bulabiliriz aslında ama artık neyi bulmamıza gerek kalmadı galiba. Çünkü dikkat et burası da 5. Bak 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 bak. Şurası da 5. Şurası da 5 çıktı. Şunlar birbirine eşit oldu. E hocam bunlar birbirine eşitse. E bunlar da birbirine paralel değil mi? Paralel. Kelebek çıktı burada. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 1. Bir. O zaman şunlar da 1'e 1'dir. E burada bir tane o zaman alanlar da 1'e 1'dir. Yani bu alanı bulursan bu alanda çıkacak mı? Çıkacak. Yani benim şuradaki kenarı ya da buradaki kenarı bulmak için hamle yapmam lazım. E şimdi aslında şey var burada. Benzerlik var. Temel orantıdan da yapabilirsiniz. E, Alfabetaya dalıp oradan da yapabilirsiniz. Burası 90 ya. Bak şimdi alfa beta'ya dalıp şu mavi üçgenle şu büyük üçgen benzer diyebilirsiniz. Ya da alfa beta'ya dal. Al. Bak 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 bak. Benzerlikten de şöyle yapabilirsiniz. Hocam 5 bölü 8 işte çizgi bölü 4 deyip oradan da bulabilirsiniz ama daha kolaydı fark ettim. Alfa beta'ya da alıyorum. Burası beta burası alfa burası beta. Bu sefer şu üçgenle şu üçgende benzerlik yapıyorum. Burada alfadan beta'ya geçiş 1'e 2 ya. Güzel bir kat. Alfadan beta'ya geçiş 1'e 2. Direkt burayı 5 bölü 2 bulabilirim. Çünkü alfadan beta hiç 1 2. E o zaman olay bitti. A alanı neye eşit? 5 çarpı 5 bölü 2. 5 çarpı 5 bölü 2 bölü 2'ye eşit. 25 bölü 4'e eşit oldu. Ama benden ne isteniyor? 2A isteniyor. 2 çarpı 25 bölü 4'ten. O da 25 bölü 2 çıkar? Evet cevap böylelikle denizli çıktı. Yani üçgen bilgisini kullan da nasıl kullanırsan kullan. Hangi satına geldiyse kullan. Alfa betadan da çıkacağı belliydi. Şu üçgenle büyük üçgende benzerlikten de çıkardı. Bu üçgenle bu üçgen benzerlik yaptım. Ya da temel oranttan da çıkabilirdi. Şu temel orantta da şu paralelliğe bakıp şöyle bir temel orantı yapabilirdik arkadaşlar. Tamamıyla size kalmış bir şey. Benim tercihim bu yönde. Alfadan beta'ya geçip bir ilk olduğunda bu kolay benzerliği kullanıyorum. Ben beni de tanıyorsunuz artık. Siz de benim gibi yapıyorsunuz değil mi? Tanıyorsanız benim gibi yapıyorsunuz. Evet geldik ve şimdi soruya. Dik koordinat sisteminde ABCD karesi ve OAD üçgeni verilmiştir. Karenin b köşesine bağlanan ip uzunluğu 22 birimdir. Şöyle bir ip var 22 birim. İp gergin bir şekilde B, C, D ve OD, D. B, C, C, D ve O, D sarılmış. Ve toplamda bu uzunluk 22 ya. Ben karenin bir kenar uzunluğuna A dersem. A, A hepsinin toplamı 22 olduğuna göre burası 22-2A mı yapar? Evet. Şurası 22 2 a yazalım. Sonra başka B noktasının O noktasının olan uzaklığı. Şu uzunluk kaç verilmiş? 14 verilmiş. E burası A ise buraya 14 eksi A kaldı. Burası da A. Dik üçgenden Pisagor bağıntısından A'yı buluruz. 22 eksi 2 22 eksi 2 A'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 14 eksi A'nın karesi deyip işlem yapacağız. Burada İşlem işlem işlemle A'yı buluruz. Hisset kardeşim. Şimdi dik üçgeni hisset. Dik kenarlarda ne var? Hocam şu ikisinin toplam 14. Toplamı 14. Dik kenarları 14 olan özel üçgen tanıyor musun? 8 ile 6 değil mi? A hissettim. Acaba burası 6 mı? 6 koyarsam buraya. Burası 8 oluyor mu? Oluyor. 6 koyduğumda 6, 8, 10 sağlan, sağlanıyor mu? 6, 12 sağlanıyor. Sıkıntı yok. Yani 6, 8, 10 üçgeni sağlanmış oldu. Şimdi benden ne isteniyor? O ile D arasında kalan ipin belirttiği doğru denklemi. İşte bu doğrunun denklemi isteniyor. Orijinden geçiyor ya. Bu doğru y eşittir şeklindedir. Eğim dediğimiz nedir? Tanjant alfadır. Bu arada a'yı biz kaç bulduk arkadaşlar? İşlemle de 6 bulabiliriz. M dediğimiz şey tanjant alfaya eşit. Tanjant alfa da 6 bölü 8'e eşit. 6 bölü 8 dediğimiz ne yaptı o zaman? 3 bölü 4 yaptı. O zaman y eşittir. Mx doğru sistemini de bizden. 3 bölü 4 x yapar. Doğru cevap. Evet cevabımız böyle. Ceyhan yaptı. Güzel bir soruydu. Beşinci soru Ceyhan oldu. Geldik 6'ya. Dik koordinat düzleminde 22 birim uzunluğundaki bir tel parçası aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. Şöyle yerleştirilmiş. A, B, B C, 4. 4'leri görüyoruz. Sonra şurası 3, E, F. 3 birim bak yazılmamış burada dikkat. Şimdi 22 birim ya. 4, 4, 8, 6 daha 14, 16, 19. Buraya kaç kaldı o zaman? 22 olması için 3 bu kaldı. Evet buraya da 3 kaldı. Sonra A, B, C, D ve E, F. Bunlar x eksenine paralel. Tamam paralelliği kullanacağız. Büyük ihtimalle tel parçasının BC kısmı DE kısmına paralel ve eğimi 3 kök 3 pardon. Eğimi eksi kök 3. Arkadaşlar tanjant alfa eksi kök 3 nerededir? 160'da kök 3 normalde değil mi? 120'de değil midir? E, o zaman eğim açısı 120. Yani sen şunu şöyle uzatacak olursan x eksenine yaptığı açı 120 x eksenine paralel ya burası 120 diyor. Burası da 120 yani eğim açısı değil mi? E 60'ı kullanacağım. 120'yi kullanamam da şuradaki 60'ı kullanabilirim. 60'ı kullanmak için ne yaparsın? Hocam dik çizersin. E buradan diki çizdim mesela. Hadi dik aşağıya kadar çizelim hatta. Aynı şekilde burada da dik aşağıya kadar çizelim. Şöyle 60'ı kullanmak için. Şimdi 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2 yapar. Burası da 2 kök 3 yapar. E o zaman ne kaldı buraya bilmiyoruz. Başka şurada da 90'ın karşı 2 ise 30'un karşısı 1 yapar. Burası da kök 3 mü yapar? Evet. Şimdi başka bir şey verilmiş mi? Verilmemiş. Arkadaşım şuradaki 3'ü falan da kullanacağım. Aa 17 verilmiş burada. Hocam 4 gel. Şurası 4. 6 2 daha. Burası 8. Şuraya şurası kaç yaptı komple? 8 4 daha 12 5 kaldı buraya. Yukarısı 4 değil mi? Evet. Yukarısı 4. E hocam ben buradan bir dik çizersem böyle. Şuradaki uzunluğu bilmiyorum ama 4 ise burası 4, burası da 1 oldu. A. 1 ve 3. Yani şuraya soru işaretlediğim kısmı A dersem A kare artı 1'in karesi eşittir 3'ün karesi değil, Pisagor bağıntısından? Evet. A kare buradan 8 yapar. Yani A buradan kök 8 yapar. Bu 4 çarpı 2. A da böylelikle 2 kök 2 yapar. E benden FG kısmının eğimi isteniyor. FG kısmının eğimi ne olacak? Sola yatık olduğundan eksi. Eksi tanjant alfaya eşit olacak. Eksi A bölü 1'e eşit olacak. A'yı da zaten 2 kök 2 bulmuştuk. Yani cevap eksi 2 kök 2 yapar. Yani cevap böylelikle. Akçay oldu 6. soruda. Evet geldik 7. soruya. 7. soruda dik koordinat düzleminde verilen D ye doğrusu dikdörtgen alanı 2 eş parçaya veriyor. Bak bu önemli. Paralel kenar dikdörtgen kare eşkenar dörtgende bir doğru alanı iki eş parçaya bölüyorsa o köşegenlerin kesim noktasından geçmek zorunda. Yani bu saydığım dörtgenlerin ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Köşegenlerin kesim noktası yani burası. E o zaman hocam burası köşegenlerin kesim noktasıysa şöyle çizdiğimizde ne olmak zorunda? Yani şunu da şöyle çizebiliriz hatta. Hocam şunlar 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 birbirine eşit değil mi? Evet. Ama şu kafayı karıştıracak galiba şimdilik şöyle dursun. Köşegenlerin kesim noktası olduğunu biliyoruz. Alan OABC'yi vermiş. OABC'yi vermiş. Kaç vermiş? 18 vermiş. Şimdi burası 3'e 2 vermiş. Buradaki D noktasını. Hocam D noktası 3'e 2 ise eğer apsimiz 3 olacak yani 3. Ordinatımız da 2 olacak. Çok güzel. Alanda 18 verilmiş ya. 3 ile neyi çarparsan 18 yapar? 6'yı. E burası 6 oldu o zaman. Tamam bu da çok güzel. Şimdi 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 burada güzel bir şey var mı? Var. Arkadaş şuraya bakacak olursak hani köşegenlerin kesim noktasından geçiyor demiştik ya bunlar eşit dedik ya. Bak burada bir kelebek var mı? Var. Kelebek tek oran birebir. Yani burası A ise burası A yapar. Hatta ve hatta bunun tamamı 6'ya 6 olacak. 4 oldu. Kelebek tek oran 1'den. E o zaman 4 ise burası da 4 mi yapar? 4 yapar. Ve çok güzel bir şey çıktı burada da. Bak geometri bilgisi. Paralellik var. Temel orantı çıktı. Şu bölü şu. 2 bölü 4'den sonuca ulaşırsın ya da hocam hem paralel hem 2'ye 4 yani 1'e 2 oran var. Orta taban olur yani burası da 3 olur. Şimdi D doğrusunun denklemi isteniyor. Eksenleri kestiği yerleri buldun mu kardeşim? Buldun. 6 birim burası. Burası da 4 birim. Eksenleri kestiği noktalar belli olduğu için x bölü 6 artı y bölü 4 eşitleri 1 yapar. 12'de birleşiyor. 2 ile çarparım 3 ile çarparım. 2x artı 3y Bölü 12 eşittir 1 ya eşittir 12 yapar. E, hepsini öbür tarafa atınca 2x artı 3y eksi 12 eşittir 0 yapar doğrunun yani sorunun cevabı. Cevap böylelikle ne çıktı o zaman? E direğimiz çıktı 7. soruda. Ve geldik galiba son soruya. Evet son soruda neler verilmiş? Şekilde bir sitenin otopark ve yeşil alanı için ayrılan bölgeler dikdörtgen biçimindedir. Şu dikdörtgen biçiminde bu da dikdörtgen biçiminde olarak verilmiş. D1 ve D2 doğruları verilmiş. D1 ve D, D2, D3 ve d 2 d 3 ve d 4 verilmiş. Şimdi 7 metre ve 9 metre olarak verilmiş. Otopark ve yeşil alan için ayrılan bölgelerin alanları toplamı ne kadardır diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? Paralel iki doğru arasındaki uzaklığı bulacağım. D1 ve D2 bunlar değil mi? Bunlar e, bunlar birbirine paralel zaten. Katsayıları da eşit. Sıkıntı yok. O zaman şuraya ben bir H1 dersem. H1 neye eşit? C'ler farkı. Şu. Eksi 14 dört, eksi 4 dört, eksi 6 pardon mutlak değerce bölü. Kare küçük daha kare artı b kare 3 4 5 yani. 20 bölü 5'ten 4 çıkar. Burası 4 kere 9 36 çıkar. Buranın alanı. E şuraya ya da h2 diyeyim ben. h2 de neye eşit? E bu sefer şu c'lere bakacağız kardeşim. C'ler de eksi 10 eksi 24. C'ler farkı bölü mutlak değerce. Ama 8 15 bu da 8 15 sıkıntı yok. Kastayları aynı. Bölü kare daha kare artı b kare. Yani 8 15 ise 17 yazıyorduk buraya. Burası eksi 34 yaptı. Artı 34 diye çıktı. 34 bölü 17'den burası da 2 çıkar. E o zaman h2 2 çıktıysa 7 kere 2 14 çıkar bu alan. Şimdi bir alanı 36 bulduk. Öbür alanı 14 bulduk. Bizden ne isteniyor? 36 ile 14'ün toplamı isteniyor. Cevap böylelikle 50 çıkar. Ve cevap akçay oldu. 8. soru da. Ve böylelikle gençler bana anlatılan kısmı şimdilik bana anlatılan kısmı ilk dönemki kısmı halletmiş bulunuyoruz. İkinci dönem çoğunlukla beraberiz. Çünkü ikinci dönem çoğunlukla geometri. Şimdilik topu kime atıyorum? Al bakalım Mert Hoca. Sana atıyorum topu. Mert Hoca ile birlikte devam ediyorsunuz. Fonksiyonlar ile ilgili uygulamalar kısmı geliyor. Bunun konu anlatımı, soru çözümleri her şeyi var kardeşim yürüyorsunuz zaten. Evet bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. ilk dönemlik. İkinci dönem nerede görüşeceğiz? Çemberde görüşeceğiz. Değil mi? Çember galiba. Sonra katı cisimler falan filan var. Çok zevkli kısım. Valla ikinci dönem mükemmel zevkli kısım. Böyle bağıra bağıra çember çözeceğiz. Ne demek istediğimi orada anlayacaksın zaten. O zaman gençler ne diyoruz? Bir sonraki dönem yani ikinci dönem görüşeceğiz büyük ihtimalle. İkinci dönem görüşmek dileğiyle çember konusunda Konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.